turist vizesiyle gelip Amerika'dan F1 öğrenci vizesi almak zorlaştı mı? Sadece İngilizce öğrenmek amacında olduğumuzu söylemek güven verir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya turist vizesiyle geldiniz ve gerekli seyahatlerinizi tamamladınız ve ondan sonra da aslında kalıp öğrenci statüsüne geçiş yapmak isterseniz bu noktadaki adımları atabilirsiniz. Önemli olan bir faktör, bir nokta, geçen yıldan beri yapılan değişiklikler var. Bu değişiklikler sizin bu statü değişikliği yapma başvurunuzun sonucunu zorlaştırmış durumda. Dolayısıyla dikkatli olunması ve başvurularının çok dikkatli ve özenli yapılmış olmasına dikkat etmenizde fayda var. Ve sadece bu başvuru, yani öğrenci statüsüne geçiş başvurunun İngilizce öğrenmek amacıyla yapmış olmanız aslında başvuru yapma hakkı veriyor size. Dolayısıyla siz aslında İngilizcenizi geliştirmek için bir dil okulu aracılığıyla bir dil okulunda eğitim almak istiyorsanız o zaman bu göçmenlik dersine verilecek geçerli bir gerekçedir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.